Günaydın arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi uyandık, kahvaltı yaptık. Hayır, nerede? Anahtar sende mi? Bana ver de ben bakayım. Yola çıktık şimdi. Birkaç eşyalar unutmuşuz. Son dakika hemen onları aldık. O nedenle şimdi kapatıp yeniden açtım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bugün bu arada söyledim mi söylemedim mi şu an onu bile hatırlamıyorum. Yani yüzmeye gidiyoruz. Bugünler aslında böyle çok yorucu bir şeyler yapmadığımız halde günler galiba dolu dolu geçtiği için böyle çok yoruluyoruz. Akşam bir geliyoruz, tamam yani. Birazcık oturuyoruz, yok ben edit falan yapıyorum. Sonra gece yatıyoruz ama sanki sabah böyle hiç uyumamış gibi. Yani gerçekten yorucu geçiyor. Yani yorucu geçiyor ki gece çok yoruluyoruz. Neyse, bugün yorgunluktan uyuyamadım bile o derece. Şimdi Abi ben çok zor. ben çok uyandım. 2'de uyandım, 3'te uyandım, 5'te Deli gibi. uyandım. Esa İki da çok uyandı buçukta bu gece ama. işte kalktım şey için. Esa. Ensara. 2:30'da ona kalkmıştım. Ondan sonra Bazen deliksiz uyuyor şey diye Ensar. burası kapalıymış. Bazen deliksiz Allah. uyuyor Ensar. Bazen de gerçekten çok sık uyanıyor. Sonra ne Mesela yapacağız? bugün bayağı uyandı. 3-4 kere filan. Neyse, şimdi yüzmeye gidiyoruz. Bizim buradaki yüzme yerine gidiyoruz bu arada. Öğlen uykusunu da orada yaptırmayı düşünüyoruz. Birazcık böyle suda yorulsun. Ondan sonra orada uyur. Ardından yine böyle yüzeriz ederiz ve öğleden sonra da eve gelelim dedik. Bir risotto yapalım dedik. Dün pirinç aldık biliyorsunuz. Risottoya özel pirinç kullanırsanız daha güzel oluyormuş kıvamı ve tadı. O nedenle bu seferlik pirincini özel aldık. Sonra da yemeğimizi yedikten sonra birazcık dinlenip şeye geçelim diyoruz arkadaşlar. Fes. Bizim buraya Fes yeri açılmış. Ensar, ben zaten hiçbir şey binemiyorum bu arada. Aşırı böyle başım ve midem bulanıyor. Fırat binerse biner. Onun haricinde Ensar'ı eğlendirmeye götürüyoruz. Ben oranın elma şekerlerini çok seviyorum. Böyle kırmızı şeye batırıyorlar. Boya herhalde. Ama çok güzel oluyor böyle çubukta elma. Çok severim. Ondan alırım kesin. Yani birazcık da böyle Fes'e falan gideriz. Bugün yani buralardayız ama yine de dolu dolu geçecek. Yine büyük ihtimal yorucu geçecek. Yarın da bir planımız var. Ama cumartesi dedim ki Fırat'a evde olalım yani. Gerçekten evde. Birazcık ev işi yapayım. Yani çamaşırlar falan yıkanacak. Bir de biraz dinlenelim böyle. Bol dinlenmeli bir gün olsun. Yani şu birkaç gündür fulluz ve bir şeyler yapmadım. Yani bir şeyler yapıyoruz tabii ki de ama çok yorucu olmadığı halde çok yorucu geçiyor. Ama güzel geçiyor, şikayetçi de değilim. Neyse arkadaşlar, yine çok konuşmuş olabilirim. Orada görüşürüz. Yüzme çantamızı bu arada hazırladım. Yemekleri hazırlarken de size çekmiştim zaten. Yani tek atıştırmalık hazırladım. Ensar da burada. Ve şöyle bir oyun çantamız var. Onu da aşağı koydum. Bir tane de şöyle bir piknik örtüsü. Hazırız. Hemen de buy this house. O unta şiti biliyorlar. O zaman renk yapsınlar. Bak, sokan tüm fly bak. Biz şeyin oraya oturalım bence bugün. Direkt bebek havuzun oraya. İnşallah yer vardır. Yani fayansın üzeri olacak ama bir şey olmaz. Ama Ensar'la dün de parktaki gibi oynaması için direkt böyle bebek havuza yakın olmamız lazım. Neye? Kaçta açılıyor? Ya bunların hepsi sabah 10'da mı geldi? Ensar'a bak nasıl seviniyor ya. Ensar, yüzmeye geldik değil mi? Tabii. Şey diyormuşum arkadaşlar, bak kıymetimi bil Ensar, seni ne güzel gezdiriyor. Duydun mu? Ay. Evet, Ya internette 10'da açılıyor yazıyor da belki de daha erken açılıyordur. hayır, baksana. Perşembe, cumartesi. Burası bebek havuzu, bomboş resmen.
Erken herhalde ondan. Buraya oturmayalım değil mi? Ama orada yeşillik alan yok. Aynı neye bakmış? Bu şumarda aynı. Sen döktün. Veya hep yalıyor. Yalmıyor mu? Enser'i hazırladık şimdilik. Enser bana bir bak. Ha, oyun oynayacaksın. Hadi. Çocuk havuzuna girdik şimdilik. Enser biraz oynasın diye. Burada küçük kaydırak da var. İyi mi yine? Dene. Şapkasını taktırmıyor şu an. Gel bakayım. Gel. Şu an yemek bölümüne geldim ve bakıyorum neler var diye. Ensar'ı da öğlen uykusuna yatırıyoruz şimdi. Baktım şimdi yine birkaç bir şeyler var. Alırız büyük ihtimal atıştırmalık patates kızartması filan. Şimdi Ensar bir uyusun. Fırat dedi ben dolaştırayım. O da karşımda şu an dolaştırıyor. Uyku eğitimi alalı bu arada arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmuyor. Bebek arabasında da uyutabiliyoruz. Veya dışarıda bir yerde olursak orada da uyutabiliyoruz. Uçakta da artık uyuyor. Eskiden o sıkıntıyı yaşıyorduk. Hiçbir yerde uyumuyordu. Bakın şu an mesela gezdiriyor bebek arabasında. Örtüsünü de aldım. Tek karanlık olması lazım. Çünkü karanlıkta uyku eğitimi gördüğümüz için. Part 2 arkadaşlar. Ensar uyandı. Outfit check. Ya yerim. Ensar. Aa, mayosunu bağlamayı unutmuşuz. Bakın hemen bağlayalım. Şimdilik bir kısa mola verdik. Meyve falan yedik. Karpuz. Ensar da şimdilik bir öğün yemeğini yiyor. Fritz aldık ona da ama yemedi pek. Güzel mi? Ne var orada? Karınca. Evet, karınca. Şimdi bakalım başka ne var? Ensar maymun nerede maymun? Evet, bravo. Maymun da oradaymış. O da sinek değil mi? Evet. Orada da varmış sinek. Bravo. Hadi şimdi çevirelim bir tane. Aa! Panda nerede? Evet. Kaplan. Bravo. Çıktık şimdi. Nasıl yıkandım? Enser'le vallahi çok iyi. Dikendim onu yere. İlk kendimi hallettim sonra Enser'i. İkisi hazırlanmış arkadaşlar. Hadi çıkalım diyor.
Daha saçımı taramadım. Şu yakışıklılara bir bakın. İlk şu saç nasıl taranmış ya. Maşallah. Hadi. 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 Neyse arabaya geçiyoruz. Açarım yine. Çıktık şimdi eve geçiyoruz. Eve geçmeden önce de hemen bir parmesan alacağız. Çünkü evde bugün risotto yapacağız. Risottoyu falan yeriz. Birazcık dinleniriz. Sonra tekrardan hazırlanıp Fes'e gideceğiz. Ensar bugün Fes'e gidecek. Bakalım ya çok sevecek ya hiç sevmeyecek. Bence çocuklarda ortası yok yani. Ensar, bir babaya bakmak ister misin? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir bakmak ister misin? Oo, Fırat Usta yemeği girişmiş bile. Arkadaşlar risotto yapıyoruz. Parmesan peyniri aldık. Bu eksikti. Şu an soğan sarımsağı doğruyor. Of, gözüm mü yandı? Maydanoz lazım mı? Evet. Bunu da koyalım. Bu yıkanmış bu arada. Tarif de bu. Şu an böyle göstereyim ama Almanca'dan şu an. Görüntü alın. Aşama aşama yine sizlere anlatırım. Ben de bu arada bir çantaları boşaltıyorum. Şu içecekleri kaldırayım. Bakın arkadaşlar çok efsane durmuyor mu? Mantarlı yapıyoruz biz bu arada. Sarımsak, soğan ekledim, mantarı ve pirinci. Şimdi karıştırıyoruz. Azar azar hep suyunu ekliyoruz bu arada. Toplam 20-25 dakikada pişiyormuş. En son da tereyağını, maydanozunu, tuz, karabiber eksiksi ekliyorsunuz. Bir de parmesanla ekleyip tekrardan bir karıştırıyoruz. Böyle ne zaman böyle dibi tutmasına yakın hep böyle bir 100-150 milim su ekliyorsunuz. Yani risottonun farkı oymuş. Komple suyu döküp pişirmiyorsunuz. Hep mesela dedim 700 milim su kullanacaksınız. Hep 100-150. Dibi tutmaya başlayınca yine 100-150. Hep öyle öyle. O aşamada 20-25 dakikada pişiyor. Sürekli karıştırılması lazım bu arada. Tarhana çorbası gibi. Tarhana çorbası da öyle ya. Şu an Fırat ensenin altını değiştiriyor. Bağırış çağırışlar. Duyuyor musunuz? Yani yorulmuşuz yine gerçekten yüzmeden sonra. Bu aralar üstünde çok fena bir yorgunluk var. Onu hissediyorum. Bir ağırlık. Neyse şimdi arkadaşlar bir risottoyu bitti sayılır. Yani son şeyini ekleyeceğim. Bir yeriz. Tadına bakarken sizleri de çekerim. Ondan sonra biraz dinleneceğiz. Saat şu an 5'e geliyor. Ardından 6-6.30 gibi galiba. Bir iki saat bir dinleniriz. Bir Fes'e gideriz. Şimdi önce bir acıktık. Bir yemek yiyelim. Bitti. Bakın arkadaşlar efsane duruyor. Şimdi bir tadına bakacağım. Bakalım güzel olmuş mu? Şimdi orijinalini hiç daha yemedim. O nedenle kıyaslayamam yani. Ben şimdi genel olarak bir tadına bakacağım. Bir dışarıda falan hiç yemedik. Nasıl? Şimdi tadı çok güzel. Tuzumuzu gayet yerinde ama senin dediğin gibi bravo. Sanki mesela bir 50-100 milim daha su mu istiyor? Kesinlikle çiğ değil veya böyle sert değil. Ama acaba risotto pirinci mi böyle? Biraz böyle ağzınıza geliyor pirinçler. Belki de risottonun özelliği öyledir. Yani sert kesinlikle değil. Mıtır mıtır değil ama hani %5 daha olur. Yani. Ama beğendim yapılır yani. Ama böyle yemeklerin yanına bence daha güzel olur. Ama yemeğin yanına yapılmıyor değil mi risotto? Bence bu. O tabii etin yanına filan. Mayışmışım biraz. Şimdi hemen bir elimi yüzüme bir şey süreceğim. Hiç makyaj yapasım da yok aslında bugün ama yine de bir güneş koruyucu sürelim. Önce bir yüzümü nemlendireceğim. Çünkü aşırı kurudu. Hem yüzme hem yıkanma derken. Bu biraz yağlı, o nedenle şimdi bunu uyguluyorum.
Duyuyor musunuz? İlk kendim hazırlanacağım. Ondan sonra enser hazırlayacağım. Enser öyle yaparsan alıyorum. Ya sizin çocuğunuz da arkadaşlar her şeyi yiyor mu? Her şeyi yiyor. Yani gerçekten yenmeyecek şeyleri bile yiyor. Bu aralar full bu Elf Cosmetics'in ürünlerini kullanıyorum bu arada. Şöyle hızlıca hemen güneş koruyucumuzu sürdük. Hemen MAC'in yanak rujunu kullanıyorum. Böyle varla yok arası bir makyaj olacak yani. Maybelline'in klasik concealer'ı. Efendim? Sen nereye girdin Ensar ya? Chanel'in rujunu uygulayacağım arkadaşlar. Rengi çok güzel ama kalıcılığı fazla yok. Ama rengi çok iyi. Bendeki 434 numarası bu arada. Fazla kalıcı olmadığı için fazla kullanmıyorum. Ama şimdilik zaten böyle hani fazla bir şey yapmayacağımız için büfese gidip geleceğiz. Gayet okey yani. Hafif de şöyle bir jimel süreyim. Çok uğraşmayacağım bu sefer. Ondan sonra da bittik. Jimelden önce de şu fixing spreyi süreyim. Tamamdır. Face'e tekrardan açarım. Birazcık böyle acıkır gibi oldum. Birazcık bir şeyler yiyelim. Mesela elma yiyeceğim. Mango. Bu aralar iştahım yine yerine geldi. Güzel yiyorum. Badem arkadaş, böyle şekerli badem yapıyorlar. Karamelli gibi böyle. Uf, çok güzel oluyor. Face, burası kapalı değil miydi? Ha tamam. Hayır, söyleyeyim dedim de sonra yine gelirken de şey oldu. Tamam, sen şeyden gideceksin şu an. Geçenki yere park edelim bulursak. Çünkü bu saatte çok kişi gelir şimdi. Güneş batıyor ya. Umarım buluruz. O kadar seviniyorum ki arkadaşlar. Kaç gündür en sarı şu fese getirmek istiyorum. Yani umarım çok güzel eğlenir. Bilmiyorum da ben fesi çok seviyorum. Yani hani çocuklarım böyle eğlenince, onlar eğlendikçe. Geldik. Park yeri bulduk. Allah'tan öyle çok aramadık. Yine geçenki yere park ettik. Şimdilik de sabırsızlıkla hepimiz bezi bekliyoruz. Ne oluyoruz ya? Sen biz çok sevinçliydi Ensar'la. Yo, ben fazla gitmezdim fesi. Geldik şimdilik. Şimdi önce bir turlayalım diyoruz. Ensar hangilerine binebilir diye. Sanki buna binebilir. Bir bakalım buna. Şimdi hemen ilk trene biniyor. Ensar. Şimdi buraya geldik. Bir de bunlara binecek. Şimdilik de babasıyla binecek bu arada. Su mu istiyorsun? Su istiyormuş. Arkadaşlar en sevdiğim
bakın bu. Of 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 of. Şimdi Fırat'la Ensar tekrardan biniyor buraya. Burayı sevdiler. Bu sefer helikoptere bineceklermiş. Çıp 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 çıp. Şimdi Fırat krep alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nutellalı. Ben de şimdi arkadaşlar makaron muydu bu? Tam ismini bilmiyorum ama şunlardan alacağım. Sade alıyorum bu arada, çok güzel oluyor. Yine bindi arkadaşlar. Yine aynı araba. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Arkaya yaslanmış. Çok fena. Wow! Kalkacak mı ama? Birazcık kendimizi çekeyim. Bakın arkadaşlar, burada. Evet arkadaşlar, festerinden çıktık, şimdi eve doğru geçiyoruz. Bu videoyu da artık burada kapatayım diyorum. Umarım güzel bir vlog çıkmıştır ortaya. Umarım beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Bu galiba vlog 6 oluyor şu an. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ya dostum. Sen de kameramı el sallamak ister misin?